Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hekim söyler ama gene uygulama oranımız genelde düşük olabiliyor bunları. Yani fazla kiloluysak siz diyorsunuz kilo verin. Eee evet. veremiyor hani bir şekilde vermiyor, veremiyor. Yiyor ya da vücut buna uygun değil bir şekilde spor yapmıyor vesaire. Eee yani bu dediğiniz hiçbir şeyi uygulamadı hasta. Öncelikle şunu soracağım. Bunları uygulamasını mı bekliyorsunuz horlamada başka bir kesim çözünce cerrahiye e, başvurmak için? Yoksa bunları e, uygulamıyorsa da bir ilaç tedavisi var mı bundan önce? Yani verdiğiniz bir takım ilaçlar var mı? Horlama cerrahisi burada en son yöntem midir? Biraz daha bunu açar mısınız? Şimdi eğer hastanın horlamasına eşlik eden diyelim bir e, burun eti büyüklüğü <laughs> var ya da hastanın çok ciddi bir alerji problemi var. Ee, gece yatınca hasta tıkanıyor alerjisine bağlı olarak. Ee, bizim medikal yani ilaç tedavisi burada devreye giriyor. Yani hastanın üst solunum yolu tıkanıklığını rahatlatacak ilaç tedavileri tabii ki öneriyoruz. İşte burnunu açacak, alerjisini baskılacak. E çünkü bazı hastalarda gerçekten bakıyorsunuz tamamen normal ama gece yattığında alerjik ee, şikayetlerinden dolayı aşırı bir akıntı ve tıkanma olabiliyor ve hastanın durup dururken horlaması başlıyor. Genç ve zayıf bir hasta evet. olsa bile, onlara biz muhakkak bir alerji tedavisi, e, burun tıkanıklığı varsa burun açıcı spreyler veya haplar vererek onları da deniyoruz. Eğer hasta bunlardan fayda görürse zaten ek bir e, cerrahi tedaviye e, gerek kalmıyor. Bunu ilaç tedavisiyle devam ettirebiliyoruz. Ee, ama bunlara da rağmen hastada e, horlama geçmiyorsa, o zaman ortada cerrahi olarak çözebileceğimiz bir problem var mı? Onu daha ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Bu ne olabilir? Burun etini cerrahi olarak küçültme olabilir. İlaca yanıt vermiyorsa. E, burun kemiğini düzeltme olabilir ki bu zaten ilaçtan fayda görmeyecek bir şeydir. Yani öncesinde ilaç verseniz de hastanın o kemik eğriliği düzelmez. Onun muhakkak cerrahi olarak düzeltilmesi lazım. E, hastanın bademcikleri normalden çok daha iri bir hava yolu tıkanıklığı yapıyorsa veya küçük dilinde bir anatomik olarak sakma varsa cerrahi olarak bunları düzeltebiliriz. E, bunların düzeltilmesi hastanın hem apneye girmesini yani uyku apnesine girmesini hem de normal basit horlamasını da e, çözer. Bunları tabi öncelikle muayene edip olduğunu kesin olarak e, görmemiz lazım. E, cerrahi de burada devreye giriyor. Bunlardan birini saptarsak. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi